Konuşmak istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil, benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Kara parayla kurulan SBK Holding, Uğur Dündar'a artı bir televizyonunu kurdurdu. CHP medyasında kirli ilişkiler ağ ortaya saçıldı. Sana kardeşim dedim, sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla SBK Holding ile CHP medyası arasındaki ilişkilere dikkati çekti. Özdil, dürüst ve güvenilir sözleriyle ima ettiği Uğur Dündar'a artı bir televizyonlu Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın kurduğunu ima etti. Araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafa kolu aldığı gazetecilerin listesi Amerika'da açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor. Utan be! Utan! Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Yerin dibine gir! Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil, Amerika'da kara para aklama, iddianamede isimlerin ve olayların açık açık anlatıldığına dikkat çekti. İşte bu paylaşımların ardından alelacele Tele 1 televizyonunda canlı yayına çıkan Uğur Dündar, Özdil'i sırtından hançerlemekle suçladı, cenaze dahi gelme dedi. Yılmaz'ın bu imayı yapması benim hayatımda sırtımdan yediğim en ağır hançerlerden birisidir. Çok kötü konuşmak istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil, benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Dündar'ı canlı yayında sakinleştirmek de kolay olmadı. SBK ile CHP medyası arasındaki kirli ilişkilerin çok daha büyük olduğu öne sürüldü. Nedenini de tahmin ediyorum az çok. Uğur abi, biz İsmail Saymaz'a takmış vaziyette kafayı,